Çin'i gönderecek birisi yurt dışı kargosunda neye dikkat etmeli yani? Kesinlikle çok net bir çizgi var orada. Kavak ağacından yapılmış yani uluslararası taşımacılıkta kullanılan tahtanın bile çok büyük önemi var. Birçok ülke, örnek veriyorum Amerika ülkesine giren üründe güneş gözlüğünde FDA raporu sorgular. Güneş gözlüğü ultraviyole ışınları ne kadar kırabiliyor diye. Tahta bir ürün içerisinde ülkesine gönderi geliyorsa eline kıymık batmayacak şekilde düz kavak ağacından şu beyaz tahtadan incedir ama mukavemeti sağlamdır. İçini de köpükle destekleyerek kırılgan eşyaları kesinlikle kontra tahta içerisinde göndermesi gerekiyor ve bu tahtanın da çivilenmiş olmaması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Çatlatmasından dolayı mı? Hayır, gümrük geçişleri söz konusu ve gümrük geçişlerinde muayene olması söz konusu. Muayeneye tabi tutulabilir. Çivilenmiş bir ürünün açılmasında kutu deformasyona uğrayacaktır. Mutlak surette bir tarafı menteşeli olmalı ya da kızaklı bir sistem olmalı. Yani ürün sevkiyatı esnasında X bir gateway'de kontrol edilmek istendiğinde gümrükte, Türkiye'den çıkışında da keza bu durum söz konusu olabilir. Ürünün ya sürgülü kapağının açılıp içeriğini kontrol edip sürgülü kapağın tekrar kapatılması ya da menteşeli bir sistem yapılması. Bu sonuçta gönderici için küçük de olsa bir maliyet doğuracak ama ürünün zamanında teslim edilmesi Ve ve sağlıklı kırılma teslim riskini, evet. edilmesi için çok önemli bir konu. O zaman zaten çivili yaptığınızda hiçbir anlamı kalmıyor mantıken. Kesinlikle çünkü adam onu açmak için sağını solunu Nazikçe kazanmasın. davranmaz yani. Çoğu yerde Tabii, maalesef. evet. Maalesef. O zaman diğer bir sorumuza geçelim. Yani inşallah sağlıklı bilgi sunabilmişizdir. Çünkü en çok sıkıntı çektiği şey insanlar ki Türkiye'de zaten seramik tarzı, cam tarzı üreten çok insan var. Evde kendi seramik üretiyor Evet, mesela. Çok fazla kırılma sorunu yaşıyor. Ben şey yapıyordum mesela bir seramik satış yapan arkadaşımız vardı. Şimdi bu patların uzun versiyonları var. İçine koyuyorsunuz paketin, kendiniz şişiriyorsunuz kompresörle. Mesela ona koyuyordum ben, onda hiç kırılma yaşamadım. Mesela yukarıdan atıyoruz, hiçbir şey olmuyor. İkinci kattan atınca bile bir şey olmuyor. O tarz şeyler de olabilir küçük ürünler için belki. kesinlikle ama Tabii bu küçük patlatlardan değil de o büyük sağlamlardan tabii. olayı aslında yani farklı bir bakış açısından kısaca özetlemeye çalışayım. Şöyle ki sizin gönderiniz mesela Türkiye'den DHL Express'te gönderiyi yaptığınızı düşünelim. Sizin gönderiniz özel raflarla uçağa yüklenmiyor. Bir iglo var. İglonun içerisinde yüzlerce müşterinin gönderisi üst üste istifleniyor. Bu istiflenme aşamasında ürünün paketlemesinin bu istiflenmeye dayanıklılık göstermesi lazım. Hani ne kadar büyük biniyor? Ürününüz kırılgan bir ürünse mutlak suretle kırılır ibarelerinin, etiketlerinin ürünün üzerine yapıştırılması gerekiyor. Ama bu tüm dünyada da Türkiye'de olduğu gibi göndericinin sorumluluğunda lütfen kırılacak bir eşya gönderiyorsanız paketleme sonrasında gönderinin üzerine kırılır etiketini mutlaka yapıştırın. Buna dikkat ediliyor mu gerçekten? Mesela ben kendim hani mantığımla düşününce ben pek umursadıklarını düşünmüyorum. Ha, Türkiye içerisinde mesela. Şöyle Tabii bunun o detayını bilemeyiz ama. yaşadığımız ülkede ki oluşan algıdan kaynaklanıyor. Yurt içi taşımacılık firmalarından kaynaklanıyor. İnsanlarda evet genel böyle bir algı var ama bu iş uluslararası firmalarda bu şekilde değil. Ürün üzerindeki etiketlere kesinlikle riayet ediliyor. Kırılgan bir eşya asla ve asla aşağılarda tutulmaz. Mutlaka üstlerde bir yere konulur. Deformasyonunu önlemek için buna bir özen gösterilir. Aktarım merkezlerinde de öncelik alır bu tarz gönderiler.